Merhaba arkadaşlar. Çarpanları ayırma sorusu yine sadeleştirme sorusu. Pratik yoldan çözümü. Y kare eksi y bölü x eksi x bölü y çarpı x bölü y ifadesini sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Yine ben bu soruyu okurken aklıma şey gelmesi lazım. Yani burada x y olmuş ama a b gibi düşünürsek a kare eksi b kare açılımı, a artı b'nin parantez karesinin açılımı, a eksi b'nin parantez karesinin açılımı. Önce bunlar bir yerlerde kullanılmış olabilir mi? O aklıma gelmeli. Bir de parantez alma. Mesela şurada y kare eksi y var ya. Bunu ben y parantezinde y eksi 1 diye yazabilirim mesela. Bu gelmedi aklıma. Ki böyle yazınca şu karşıdaki y'yi götürecek. Ama ben sınavda olsam bunu pratik yoldan çözmek için şöyle yapardım. İfadesini sadeleştirmiş biçimi diyor ya. Ben sayı verirdim ama şuna bakarak sayı vermezdim. Buna bakmak yerine şıklara bakarak sayı verdim. Çünkü sayı verince olay nedir? Bir sonuç çıkar. Mesela siz x'e 1, y'ye 2 derseniz sonuçta 3 çıkar. Eğer şıklarda 2 tane 3'ü sağlayan şık varsa o zaman sorun vardır. Çünkü hangi şıkkı seçeceğinizi bilemezsiniz. Ama burada şıklar bizi bu konuda yönlendiriyor. 1 bölü x, 1 bölü y, x, y, x çarpı y. Mesela x'e 1 veremem. 1 verirsem hem bu 1 olur hem bu 1 olur. Veya aynı şekilde y'ye 1 veremem. Çünkü 1 bölü 1 de 1'dir, y de 1'dir. Bunun yerine ne yapacağım? Şıklara şöyle bakıyorum. X'e 2 vereyim, y'ye de 3 vereyim. Şimdi ne oldu? 1 bölü 2, 1 bölü 3, 2, 3, 6. Her şık farklı oldu. Getirelim. X'e 2 demiştim, y'ye 3 demiştim. Şurada yazalım. 3'ün karesi 9, eksi 3, 6. 6 bölü 2 eksi 2 bölü 3. 2 eksi 2 bölü 3 de ne olur? 6 bölü 3'ten 2 bölü 3 çıktı. 4 bölü 3. Veya şöyle yapalım. 2 çarpı 3 6 eksi 2 4. 4 bölü 3. 4 bölü 3. Çarpı x bölü y. X 2 idi y 3. 2 bölü 3. Rasyonel sayıya döndü. Şu bölüm olduğu için ters çevriliyordu. Yani daha kısa da yapabiliriz de ben uzundan anlatıyorum. Şu ters dönecek. 6 çarpı 3 bölü 4 olacak. Çarpı 2 bölü 3 olacak. Şu şunu götürdü. Şununla şu sadeleşti. 2 kaldı. 6 bölü 2 de 3 oldu. Demek ki bu işlemin sonucu 3'müş. Peki 3 şıklardan hangisiydi? Y'ydi. Bu şekilde çözebiliriz. Tabii diyebilirsiniz ki bu bana daha uzun geldi. Makuldür. Sınavdaki sıkıntı sadeleştirme sorularında. İşte bir yeri paranteze alınca acaba doğru yoldan mı gidiyorum? Acaba burada paranteze aldım ama yanlış mı yaptım? İşte ifadeyi ters mi çevirecektim? Doğru şeyin parantezine mi aldım diyebilirsiniz. Bunun yerine işte bu tarz soru gördünüz. Şıklar böyle 1 bölü x, 1 bölü y. Yani çok birbirinden ayrı şıklar. Hani şöyle bir şey olsa biz bundan gitmeyi tercih etmezdik. Mesela şıklar şöyle geldi. X çarpı y bölü y kare eksi x. Bir şık böyle. Bir şıkka geldik. Y çarpı x bölü x kare eksi x atıyorum. Bunlar da böyle 2-3 vermek kasar. Ama normalde bakıyorsunuz basit. Şöyle 2-3 yazınca hemen şıklar birbirinden ayrılıyor. Onları yazdım. Bu sefer sayıyı tersten veriyoruz. Yani sayıyı şıktan veriyoruz. Üst taraf hop diye çıkıyor. İfade karışık. Şıklar basit. Şıklar sade olduğunda sadeleştirme sorularında bunu kullanabilirsiniz.